Baba. Beyefendi, kızınız gitmek istemiyor. Onu bu şekilde götürmeye hakkınız yok. Bırak ulan kızımın kolunu. Asıl siz bırakın. Bak sen beni bilmezsin, tersin pistir. Sakin olun, yapmayın böyle, ne olur baba. Bakın beyefendi, kızınız gitmek istemeden onu buradan kimse götüremez. Sinan Yılmaz siz misiniz? Buyurun benim. Ben avukatım, icra için geldik. Buyurun. Ne diyorsunuz beyefendi siz? Evet, ortada mekan da kalmadığına göre problem kendiliğinden çözülmüş oldu. İyi günler. Hadi kızım, hadi kızım. Baba bırakır mısın? Bunu yapmaya hakkın yok. Baba, yemin ederim bırakmazsan bağırırım. Bağırmazsan hatırım kalır. Hadi bakalım, sen mi manyak, ben mi manyak? İmdat! Sende de tam bizim oranın damarı var. Beyefendi, ne yapıyorsun? Kızım olur, karışma yakarım canını. İyi günler. Hadi kızım, hadi güzel kızım. Hadi yavrum, hadi. Hadi. Lütfen bir sorun çıkarmayın. Biz de işimizi yapalım. Ödemedik mi Bülent? Onu tabii ki ödedik ya. Saçma sapan konuşma. Heh, burada senet. Tabii ki ödedik abi ya. Yalnız şu müşterilerin önünde yaptığınız şey hiç hoş değil. Bunun da hesabını ayrıca soracağım. Heh. Dalga mı geçiyorsunuz beyefendi? Sahte bu. Bir dakika, bir dakika. Yani bakın beyefendi, bir yanlışlık olması lazım. Yanlış olan bu sahte senet. Bize ait değil bu. Necip abi. Ne Necip'i Bülent? Bunun ne alakası var Necip'le? Abi. Ben Necip abiye şey yaptım da onu. Bülent. Nasıl böyle bir hata yaparsın abi? Ben halledeceğim abi. Ben halledeceğim abi. Bir dakika, ben halledeceğim. Bakın, eğer bana biraz zaman tanırsanız ben bu konuyu halledeceğim. 5 gün içinde faiziyle birlikte borcu öderseniz bir sorun kalmaz. Ama aksi olursa sözleşmede belirtildiği gibi şirket mekana el koyar. Eksperlerin belirlediği fiyat raicinden mekan satışa çıkar. Anladım. Teşekkür ederim. Efendim? Ceyda, merhaba. Gidiyoruz biz. Bir teşekkür etmek istedim. Seni de göremedim. Ya canım, benim biraz başım ağrıdı da. Yani baktım sizin de işiniz uzayacak gibi. O yüzden kaçtım. Yani bu arada sana çok teşekkür ederim. Bu program gerçekten restoran için çok iyi olacak. Gerçi çektik ama umarım mekanı da kapamazlar. Yani hallederler borç işini. Ne? Ne borcu? Bir dakika ya, sen ne diyorsun? Ne borcu? Ben bir şeyler düşüneceğim. Siz sakin olun ve işinize bakın. Şef, akşam servisini başlatalım mı? Tabii ki başlatın Cansu. Gün nasıl başladıysa öyle devam edecek. Tamamdır şef, sen merak etme. Bakın, sıkıntı benim sıkıntım. Ben halledeceğim. Hiçbir şey için endişelenmenizi istemiyorum. Tamam mı? Şimdi herkes işinin başına. Hadi. Arkadaşlar, ben bu işi halledinceye kadar annemin bunu duyup üzülmesini istemiyorum. O yüzden eğer buraya gelirse herkes ağzını sıkı tutacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı şef. Güzel.
Aceyda, sen misin? Melia teyze içeride mi? Çağırayım mı ben? Dur. Aa, yavrum. Gelsene kızım içeri. Ay Melia teyze, yani duyar duymaz çıkıp geldim ben. Nasıl üzüldüm anlatamam. Ne oldu ki? Aa, hayırdır? Ay sizin haberiniz yok mu? Kötü bir şey yok. Kötü bir şey yok. Sinan'a bir şey oldu evladım. Yavrum. Hayır yok canım, öyle bir şey değil. Sinan gayet iyi de yani. Necmi'ye mi kıydın oğlum? Ay hayır canım, onunla da alakası yok da yani. Ya böyle şey de anneden saklanmaz ki. Nasıl olsa öğreneceksiniz de. Öyle evladım, söyle şunu. Melia teyze, dükkan elden gidiyor. Haciz gelmiş, bunlar borcu falan ödeyememişler. Ya. Tankut yavrum. Annem bunu duymamalıydı, çok üzülecek. Tankut! Anne! Duyduklarım doğru mu? Bak, sen sakın şey yapma, tamam mı? Üzme kendini, ben halledeceğim. Başıma gelenler, başıma gelenler gitti demek ki. Hayır, hayır, bak. Anne, sakin ol. Tansiyonum. Yavrum, dükkan gitti, elden dükkan gitti. Sen bana tansiyon diyorsun hala. Anneciğim, bir şeyin elden gittiği yok. Bak, söz sana, ben bulacağım o parayı. Nasıl bulacaksın bir tane? Bulsan şimdiye kadar çoktan bulurdun. Dükkana haciz geldi, baksana. Sen bana demedin mi? Biz her şeyi tarttık, biçtik. Hiç sıkılmadan, hiç sıkışmadan, zorlanmadan halledeceğiz bunu demedin mi yavrum? Bak daha yolun başındasınız. Kaç gün oldu bu dükkan açılalı. Haciz geldi yavrum, bitti. Dükkan gitti annem. Melia teyze. Sinan'ın hiçbir suçu yok. Abi anlatacağım. Parayı ben yatıracaktım. Sonra da yani nasıl olduysa artık basireti mi bağlandı nedir bilmiyorum. Parayı Necip abiye verdim. Para yatmamış. Necip abi de para vardı. Ortada yok. Gitti. Anne. Anne sakin ol. Gitti. Anne tamam. Gitti. Anne sakin ol. Sakin falan olamam, gitti, anlamıyor musun? Lanet olasıca! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.